Mensupları bildiğiniz üzere pazar günü saat 3'te basın açıklamamızı yapmıştık. Basın açıklamamızda da vurguladığımız gibi bizler 3 gün boyunca tepkimizi koymak adına saat 19.00'da 5 dakikalık ışık kapatma ve mum ışığında tepkimizi koymak için eylemimizi başlatmak için sizlerle paylaşmıştık. Bu doğrultuda bugün 3. günümüzdeyiz. 1. günümüzde gerçekten de bütün esnaflarımızın, bütün vatandaşlarımızın da desteğini gördük. Bu eserlerde ışıklar kapandı. 5 dakikalık tepkimizi koyduk. Hemen dün akşam da aynı saatlerde ikinci tepkimizi koyduk. Bu doğrultuda dünkü eylemimizde de 60 protestomuz değişiklik etti bu konuyla alakalı. 60 protestomuzun sonucunda da 5 dakikalık eylemimizi de bitirdik. Ve siz değerli basın mensuplarının da yoğun ilgisi ve canlı yayın programlarına da eşlik etti bu konuyla ilgili. 3. günü bugün yani. Ne yazık ki bugün de sadece esnaflarımız kendi mumlarını kapılarının önüne koyacaklardı. Ve bu doğrultuda geç olmadan bu ışıklar zaten faturalar ödenmeyecek, ödeyemiyor insanlar. Bu doğrultuda zaten bu ışıklar kapanacak, açılmayacak. Şu anda ışıklarımızı kapatmaya izin vermeyenler yarın acaba bu insanlar faturalarını ödemediklerinde gelip bu insanların ışıklarını yine açabilecekler mi çok merak ediyoruz. Biz burada demokratik bir şekilde tepkimizi koymaya çalışıyoruz. Halkın sesini duymaya çalışıyoruz, esnafımızın sesini duymaya çalışıyoruz. Ekmek davasıdır. Biz hiçbir siyasi parti değil. Tamamıyla ekmek davası olan esnaflarımızın arkasında olduğumuzu ve dernek yönetimimizin de hepsinin esnaflardan kurulduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Diyarbakır Baro Başkanımızla görüştüm. Esnaflar Odası Daire Başkanımızla görüştüm. Sağ olsun kendileri de bu doğrultuda çok ilgi alakadarlar. Bu konuyla ilgili zaten EPDK'ya da davalar açıldı. Danıştay yürütme kararları açıldı. İnşallah bunların sonucunda dört gözle bekliyoruz. Bu vatandaşımıza ya sahipleneceğiz ya da bunlar ne yazık ki kepeklerini kapatmak zorunda kalacaklar. Pandemi sürecinde ne yazık ki yükselen işsizlik oranına bir darbe de elektrikten vurmuş olacaklar. Lütfen ivedilikle bu elektrik hizmeti kamulaştırılsın. Sosyal devletçilik, sosyal demokrat hizmeti verilsin. Bizim esnaflar olarak beklentimiz budur. Yetkililer, iktidarda olanlar halkın içine girsinler. Evinde daha önce 80-90 lira, 200 lira gelen faturalar 1-1,5 milyarı bulmuş durumda. İnsanlar kan ağlıyor. Bugün esnaflarımız daha önce 700-800 faturalar öderken şu anda 10 milyar, 15 milyar, 35 milyar gibi faturalar ödemek zorunda bırakılmış. Lütfen yetkililer, bu adamlar, bu esnaflarımız kepeklerini kapatmadan sahiplensinler. Bizim Ofis Sanat Sokağı Dernek Yönetimi olarak ve esnaflarımız olarak özellikle sadece elektrik değil, enerjinin, burada Enerji Bakanı'na da sesleniyoruz. Enerjinin en hassas, en değerli olduğu dönemde enerjinin önemini görüyoruz. Bu doğrultuda sahiplenmesini istiyoruz. Doğalgaz, petrol, almış zamları başını gidiyor. Ne olacak bu insanların hali? Gerçekten sahiplenme konusunda yetkililer sahiplenmelidir. Ve TEDAŞ, DEPSAŞ, elektrik acilen kamulaştırılmalı. Birinci elden devlet olarak vatandaşına, halkına verilmelidir. Bütün basın emekçilerine katıldığınız için teşekkür eder. Bugün 3 günlük süren eylemimizi de burada bitirdiğimizi siz değerli basın mensuplarını ve değerli esnaflarımıza duyuraraktan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar.